Merhaba, Kitabına Gören'in yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Hani uzun bir ara vermiştik aslında Kitabına Göre'lere. Hani bu programda da daha böyle yönetmelik vesaireye falan daha alışıksınız o konulardaki bilgilendirmelere. Bu defa farklı bir versiyon diyelim ya da içerik diyelim. Daha habersel bir bant olacak ve FIFA, UEFA, işte Türkiye Futbol Federasyonu, onu denetlemeye geliyor, gelmiyor gibi haberler zaman zaman çıkıyor biliyorsunuz. Bu konuda ne oluyor? Güncel gelişmeler neler? Geliyorlar mı? Gelirlerse koltukların altındaki o dosyalarda neler olacak? Onları anlatmaya çalışacağım. Başlayalım bakalım sevgili Emre. Abi öncelikle FIFA heyeti buraya hangi tarihte gelecek? Bayramdan hemen sonra, o hafta sonu olarak planlanmış. Yani 13-14 Nisan gibi olacak. Hani hafta sonu olmayabilir, hafta başına kalabilir ama hani benim aldığım bilgi 13-14 Nisan'da Türkiye'ye bir FIFA heyeti. FIFA ve UEFA da olabilir bu heyet ama hani benim duyduğum bilgi FIFA. Ama hani içinde karma bir heyet olma ihtimali de olduğu yönünde bir duyum var. Söylediğin kadarıyla çok da önemli bir konu hakkında gelmeleri gerekiyor gibi gözüküyor. Önemli olmasa gelmezler önemli zaten. Önemli olmasa gelmezler gibi. Peki neden geliyorlar? Neyi inceleyecekler? Tabii bu son dönemde kulüpler, futbol federasyonu arasındaki bu çatışma ve hani artık kopmak üzere olan, belki çok kulüp açısından kopmuş olan ilişki sırasında kulüp başkanlarının Türkiye'de futbolun federasyonun yapılanmasıyla ilgili şikayetlerinde hani FIFA ve UEFA'nın da gözü üzerimizde gibi, başta Ali Koç olmak üzere, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç olmak üzere açıklamalar duyuyorduk. Ama hani bu futbolda işte hakemler, hakem kararları, hakem yapılanması, hakem atamaları, kurullar, kurullardaki kararlar vesaire bunlar tabii konuşuluyor. Kulüplerin canı en çok buradan yanıyor. Ama gelen heyet Türkiye'ye bu konulardan ziyade alt liglerdeki bahis konularıyla ilgili çok böyle kalın bir dosya olacak koltuk altında anladığım kadarıyla. Pek çok maç olacak. Hani 3 hane ve üzeri deniyor maç sayısı için. Yani ben de ilk duyduğumda hakikaten çok şaşırdım işin bu boyutlara. Mesela hani biz de bazen televizyonda maç seyrederken ya bu maçta bu nasıl olmuş ya falan dediğimiz çok maç oldu. Kendi aramızda bayağı şakalarını da yaptık bu konuların ama yani sonuçta Türkiye Futbol Federasyonu da bu tip bahis manipülasyonları ile ilgili ya da bir maça yönelik abartılı bir bahis oynanması konusunda bir alarm verecek bir sistem kurduğunu ve hani uluslararası anlamda sisteme dahil olduğunu daha önce açıkladı bu noktada. Yani bir yandan işin o tarafı var. Yani orada gerçekten acayip bir şey dönse Futbol Federasyonu'nda bir alarm zillerinin çalıyor olması gerekiyor. Bu konuda yani Futbol Federasyonu bu sisteme çok güvendiğini daha önceden açıkladı. Ama orada hani uluslararası yani FIFA'nın, UEFA'nın sistemiyle, daha doğrusu FIFA'nın küresel futbol bütünlüğü sistemiyle bizim bu bahis manipülasyonu takip sistemimiz arasında ne gibi bir sistemsel çatışma var? Burada olan orada olmuyor ya da orada olan burada niye olmuyor gibi bir bilgiye henüz ulaşamadım ama çok ciddi bir şekilde kalabalık bir bahis dosyasıyla geleceklerini ama bunun bahis dosyasıyla da sınırlı olmadığını yani hani bu özellik konusunda da yani Futbol Federasyonu'nun özelliği konusunda da yine sıkıntı yaşandığı gelen bilgiler içinde var. Ve gelen heyetin ağırlıklı olarak bahis ama Türkiye'deki futbol dünyasındaki çok konuşulan diğer sıkıntılar ve yine federasyonun özelliği konusunda da bir dosyanın bir parçasında bunlardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Peki abi şöyle iki parçalı bir soru sorayım. İlk olarak sence böyle bir durum oluşmuş mudur? Alt liglerde bahis şikesi yapılmış mıdır? İkinci olarak da FIFA bu olay gerçekleşmişse nasıl bir ceza verebilir Türkiye'ye ve Türkiye Futbol Federasyonu'na? Ya burada bir resmin bazı parçalarını birleştirmeye çalışıyorum. Türkiye'de alt liglerin maç yayınıyla ilgili işte bir firmayla anlaşılmıştı. O sonra tam anlamıyla eline yüzüne bulaştırdı Futbol Federasyonu o işi. Pek çok konuda olduğu gibi. Sonra apar topar kendi YouTube kanalından yayınlamaya başlayacağı kararı verdi. Yayınlamaya başladı. Bir anda sayı da çoğaldı. Çok sayıda da maç yayınlanıyor. Bu operasyon acaba Futbol Federasyonu'nda da FIFA ve UEFA'nın yani bugün geriye dönüp baktığımda bu işteki bu acelecilik bana şu soruyu sorduruyor. Yani gerçekten
alt liglerle ilgili bir sıkıntı olduğunu Türkiye Futbol Federasyonu da duydu ve böyle apar topar hani bakın ama biz yayınlıyoruz savunma mekanizması için mi bu konuda düğmeye basıldı diye. Bugün yani resmi tamamını görmeye çalışırken böyle bir soru işareti uyandı benim kafamda. Ama hani öyledir değildir bilemeyiz tabii ama bazen alt liglerden, maçlardan öyle acayip görüntüler görüyoruz ki yani insanın hakikaten yani ne oluyor bu maçta? Hani tarafsız gözle bakan herkesin aklına o tip soruların geldiğini biliyoruz. Hatta bazen pazartesileri bunu da birbirimize ya şu maçı da gördün mü bak ne olmuş falan diye o maçtan böyle parça parça videolar gösterdiğimiz çok maç var yani kendi aramızda da var. Yani ama hani olmuştur demek için insanın elinde sağlam bir belgesi olması lazım. Onu öyle bir iddiada bulunmam benim mümkün değil ama FIFA'da, UEFA'da, özellikle FIFA tarafında bu konuda çok ciddi bir rahatsızlık olduğu biliniyor. Hatta hani biraz daha yine fotoğrafın bütününe bakmaya çalışırsak, Aralık 2023'te Halil Mutmeler'in uğradığı bir saldırı vardı hatırlarsan. Buna yani FIFA başkanının, FIFA'nın tepki göstermesi doğal ama o kadar çabuk bir refleksle Infantino bir mektupla olayı kınamıştı ki yani o zaman yani hazır mı bekliyordunuz diye hatta şey yapılmıştı, yani esprisi yapılmıştı. Yani bu refleksin bile o kadar çabuk verilmesi Türkiye konusundaki hassasiyetlerini gösteriyor. Bundan sonra ne olur? Sorunun ikinci kısmına gelecek olursak. Yani gerek özellik konusunda, gerekse bahis konusunda hani bir adım atacaksa FIFA, bir kere şunu söyleyelim, bu kadar kalabalık 20 kişi dolayında bir heyet olduğu söyleniyor. Bu kadar kalabalık geliyor olmaları mevzuyu çok ciddiye aldıklarını gösterir. Ama hani gelip burada hani incelemelerde bulunup ondan sonra öyle kestirip atarlar mı? Prosedürlerin böyle yürüyeceğini düşünmüyorum. Hani daha önce hani Yunanistan, Azerbaycan ya da hani Afrika'daki bazı ülkelerdeki siyasi müdahale var şeklindeki incelemelere ve o süreçte yaşananlara baktığımızda FIFA böyle durumlarda bir uyarı verir ve bir süre tanır düzeltme için. O süre sonunda istedikleri yapılmazsa ondan sonra yaptırımlar gündeme gelir. Türkiye bu noktada nerede? Yani o süre yeterli bir süre olur mu? Türkiye o süre içinde FIFA'dan hani yapılacak inceleme sonunda bir sıkıntı belirlenir ve FIFA Türkiye'ye bir süre tanır ve hani şunu şunu yapmanızı istiyorum gibi bir şey yaparsa hani Türkiye Futbol Federasyonu'nda o süre içinde ya da devletin yapması gereken bir şey olursa o süre içinde bunların tamamlanması gerekir. Tamamlanmaması durumunda bu defa hani FIFA üyeliğinin askıya alınmasına kadar giden bir yaptırım süreci olabiliyor. Ama dediğim gibi önce bir uyarı ve şunların şunların yapılması lazım diye bir hani İngilizce deyimiyle to-do list verirler. O listedekileri yaparsanız sorun kalmaz. Evet yani bu konu dediğim gibi hani uzun, sıkıntılı ve çok da önemli bir konu. Ama hani ne olacağını zaman içinde göreceğiz. Bayramdan sonra inşallah hani böyle bayramı geride bıraktığımız bayramı bize zehir edecek haberlere dönüşmez konu. Umarım öyle olur. Videomuzu beğendiyseniz, kanalımıza abone olursanız ve videomuzu paylaşırsanız, videomuzu da beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.